tek 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 tek. O yüzden bakmayacağım. Çünkü ben Hugo'la değilim. Üzgünüm. Aynen, ben Hugo'la değilim chat. Evet. Böyle de bencil ve narsist bir yayıncıyım. Ben dışında bir content asla açmıyorum. Benden nefret ediyorsun büyük ihtimalle ama özür dilerim. Nasıl? Vallahi değilim chat Hugo'la. İşte bu güzel bir videoydu. I like it. Adana böreğini bulan adam. Seyyar arabamda satıyordum ben. Her sabah saat 4'te kurulurdum. Çok düşündüm, çok yoruldum. Bunu daha güzel yapacağım diyordum. Baklavayı, künefeyi ve su böreğinin yumuşaklığını, üçünü bir araya getiren bir sentez. Halen satmakta olduğum Levent böreğin reçetesine ulaştım. Adana'nın mesela şalgamı meşhur, kebabı meşhur, bici bicisi meşhur. Biz de böreğimizi katmış olduk. Oğlum bu Levent böreği ben bile biliyorum bu arada. Hani niye biliyorum peki? Hiko hoş geldin. Yılmadım, üşenmedim. Bu benim işim dedim. Yaptığım işi seviyordum. Mecbur kendi işine kendin koşturuyordun. Hiç zoruna gitmiyordun. Cimcif pop mu? Para hırsın olmayacak. Para hırsın olursa senin, o zaman işin içine hile hurda girer. O gün kar edersin ama diğer günler için zarar edersin. İnsan gençlikte ya dert ya servet sahibi olur. Yaşlanınca bir şey sahibi olamaz. Eline geçen 3 kuruşun hesabını, kitabını iyi yapması lazım. Bülent börek mi lan yoksa tavada bildiğim? Tavada buldum, bugün tavada yiyeyim. Bu olmaması lazım. Doğru yatırımlarla işle, hedeflerini iyi seçeceksin. O yolda yürümesini de bileceksin. Adana'da doğdum. Lise mezunuyum. Babam... Bir şey diyeyim mi? Gerçekten hepiniz biliyorsunuz değil mi? İlginç bir şekilde hepimiz biliyoruz galiba. Ya, Levent börek mi? Bülent börek. Niye biliyoruz biz? Niye random ben böyle... Kafamıza bizim bunları mı 24. kare tekniğiyle yüklediler? Börekçi mi biliyoruz pastanesi biz? Pastanesi vardı. İmalatını kendi yapıyordu. Değil mi? Niye biliyoruz? Okuldan çıktığımda pastaneye giderdim. Okul eğitimin yanı sıra küçük yaşlarda hem esnaflık hem ustalık eğitimi de başlamış oldum. Ben hatırlamıyorum. Reklam da hatırlamıyorum. Bunu yapan yapmış. Bunu ben daha nasıl güzel yapabilirim hastalığı vardı. Değişik börek şekilleri yapardım. Askerden geldikten sonra babamın yanında gene çalışmaya başlamıştım. Babamın ürettiği bana klasik su böreğiydi. Gençliğin bir heyecanı vardı. Kendisinden uzadıkça ben bir motosiklet istedim. Lezzeti ala Bülent börek bir 31 yumuşak ye 31 yumuşak ye. Bir tane seyyah tezgah aldı bana. Motorunu da al buradan dedi. Hmm. Kendi geçimini de sağla dedi. O zaman anlamamıştım kendisini. Hırs yaptım biraz. Klasik su böreğinle başladım. Böreği babamın imalathanesinde yapıyordum. İzin almıştım. Değiştirmeye çalışıyordum. Baklavayı, böreğin mesihi mi? Yumuşaklığını, üçünü bir araya getiren bir sentez. Satmakta olduğum Levent böreğin reçetesine ulaştım. Böreğin kralı bu adam mı? Abi hoş geldiniz. Börek sevilmeye başladı, ilgi görmeye başladı. Seyyar arabamda tek bir noktada satıyordum ben. Her sabah saat 4'te kurulurdum. Bu sabah yenirdi. Dolmuşçular oluyordu. Hepsini yakalayabilmek amaçlı. Böreği bu adam mı? Saat 4'te açtım tezgahımı. O zaman Levent börek değildi, klasik börek. Levent böreğe biraz zaman aldı. 1-2 senemi aldı diyebilirim. Aynı yerdeydim. Sürekli argeler yapıyordum. Ondan sonra da beğenilmeye başladı. Levent börekten önceki, o reçeteye ulaşmadan önceki klasik su böreğinde de sattım söylenemezdi. Kaldığı var ya, hayatımda bu kadar böyle inanılmaz ya, cidden inanılmaz yani. Bu börek büyük ihtimalle cidden çok güzel bir börek. Çünkü adam o kadar böyle gözü parlıyor, öyle bir anlatıyor ki, çok passionate anlatıyor ya, drip börek yani. İnanılmaz. Günler olurdu. Hakikaten çok börek oldu. Kralı yani. Bir şekilde bunu halletmem lazım diyordu. Bunu daha adam güzel yapacağım diyordu. Adam baksana ne kadar şey en konuşuyor yani. Harika yakaladım. Ya. Ben tek kalemi seçtim. Çok güzel. Su böreğini. Dedim ya baklava gibi çıtır olsun. Sonra dedim su böreği gibi yumuşak olsun. İlk defa Adana'da zaten baksana kaşar oğlum. Peynirli börek yapan adam benim. Lezzetli olsun istedim. Reçete meydana geldi. Levent börek reçetesini yakaladıktan sonra artık müşteriler birbirlerine anlatıyorlar. Talepler çoğaldı. Sosyal medyadan bir abimiz duymuş gelmiş. Bu ün bayağı yayılınca dışarıdan talepler gelmeye başladı. Baskı oldu. Bir şeyi çok merak ettim. Acaba oy kuzum oy abi gitmiş mi? Lezzet peşinde biri. Levent börek.
Adana'nın en iyi börekçileri bölüm 1 varmış chat. Gitmiş galiba. Fışkıran bir şehir bak. Karşıda böyle bak, karşıda böyle şifalı börekler satan Tuncay ustamızda. Dur neyse. Olmaya başladı. Bunu merak ettim. İstanbul'a şube açmama sebep oldu. O Levent börek değildi ama bölüm 1'di. Bütün şey o mu? 17 yılında yoğunluğu kaldıramadı o dükkan. Arkaya açtık. Daha fazla kitlelere ulaşmaya başladık. Çok merak ettim bu böreği. Göğsümü gere gere satayım. Bari mutlu ediyordu. Paha biçilmez bir şey zaten bu. Adana'nın mesela şalgamı meşhur, kebabı meşhur, bici bicisi meşhur. Biz de böreğimizi katmış olduk. Adana'nın kültüründe böyle bir börek yoktu. Birçok ortaklık teklifi gelmeye başladı. Şunu yapalım, böyle edelim. Bu dedim Adana'ya özgü bir şey dedim. Adana'nın dedim havası, suyu şart bana. Bunlar dedim böreğimi etkiliyor benim. Burada imalat benim elimin altında olursa ben görürüm ne yaptığımı bilirim. Kendini Türkiye'de ispatlamış bir grupla ortaklık yaptım. Beni çok, çok değiştirdi yani, çok yerlere getirdi. Ben börek yapmaktan anlıyorum. Bırakın dedim ben böreğimi yapayım. Siz de mağazacılıktan anlıyorsunuz dedim. Mağazacılık ayağına bakın. Daha istikrarlı gitmeye başladı. İlk kırılma noktam babamdan ayrılmam oldu. Klasik su böreğini değişik Levent börekle çıkarttım. İkincisi İstanbul'a şube açmam oldu. Üçüncüsü de 2018 yılında yaptığım ortaklık. O da bende büyük değişiklikler çıkarttı. Ortaklarım da mağazacılık ayağını biliyor olması seni bir yerlere getiriyor. Bizim Adana'dan evin yanında var. Adamlar gerçekten güzel yapıyor. Belli ya zaten. Pişirip tezgahına koyuyor. Bu kadar bütün her şeyi biz burada ayarlıyoruz. Buradan Kıbrıs, tüm Türkiye'ye şu an buradan gidiyor. Yurt dışı sözleşme yaptığımız onlara da işte buradan gidecek gene. Günlük 2000 tepsi börek üretiyoruz. Kazanlarda börekleri haşlıyoruz. Ne? Ondan sonra buraya getirip diziyoruz. El yapımı. Zeolus hoş geldin. Mini kıymalı, mini pastırmalı ne oluyor chat? Yani anam babam usulü... Şimdi anlamadım. Mini kıymalının böreği mi mini yoksa pastırma miktarı mı mini? Hangisi mini? Yemem ben bunu. Tamam yeme, niye bağırıyorsun? Kıymalı ama kesmişler. Az kıyma. Börek. Börek güzel bir açıklamaydı. Börek mi? Makine usulüyle tamam. Devam ediyorum. Makineleşmedim. Börek talepleri fazlalaştıkça adam almak zorundayım. Fabrikasyon yok kardeş. Ben de bu neli kömürlü börek. Börek talepleri fazlalaş. Kömürlü börek. Topraklı börek bak, bu da topraklı. Bu pastırmalı. Bak kömürlü mü topraklı mı? İşte adam almak zorundayım. Fabrikasyon yok kardeş. Benim favorim ben toprak. Tencere. Onda kaynatıyorum. İlk kendi bulduğum şekilde devam ettiriyorum. Makine makineleşmedim. İstediğim hamuru veremez. Fabrikada makineleşmemek istiyorum. Ben mesela 12-13 çeşit böreğe çıktım. Şimdi peynirli kavurmalı yapıyorum. Çikolatalı yapıyorum. Belçika'dan what the fuck? Peynirli ıspanaklı yapıyorum. Ben yedim güzel ama pastırmalı büyüktür. Sosisli yapıyorum. Oo, bir de yutmuşum. Ali teşekkür ederim. Ben hayal etmişim desem doğru olmaz. Kaliteli, güzel bir börek yapayım, millete yedireyim derdindeydi. Bu noktaya geleceğim. Kokoreç District vatandaşı hoş geldin. Teşekkür ederim. Haber izlemiştim ben. Su böreğiyle başlamış. Şu an 5000 tepsi üretiyor. Fabrika kurmuş. Nasıl yapmış adam? Helal olsun ya dedi. Sen ismini almış bir börek dünyada anılıyor. Paha biçilemez. Böyle bir duygu. Tüm dünyaya yayılıyor. Bu Levent börek. Abi bu şey ne börek? Şehir dışlarından fazla talep gelmeye başladı. Ürün geliştiriyorsun. Binlerce insanın beğenisini kazanıyorsun. Ya bunun hazzı müthiş bir şey. Her yer börek olacak. Her öyle bir bakış değil mi? Adamın işte maddi durumu çok iyi. Buraların her yere börek olacak. Börek olacak. Bu böreğe sahiplenecek kişileri arıyoruz, buluyoruz. Gerçekten işin başında duracak. Bülent börek mi o da? Sahip çıkacak, esnaflığı iyi olacak. Ama PC Asus, amık fakiri. Adam milyoner. Adamın börek zinciri var. Adam tercihen Asus bilgisayar kullanıyor da. İlerliyoruz ama manyak herif. Su da beni. Bu adam oluyor. Keşke babam olsa. Oha, o kadar da değil yani. Neden? Sahiplenme duygusu. Abi bu adam babanız olsa bir kere cepten 4 yaşında börek yapmayı öğrenmen gerekiyor. Cepten. Bu adamın çocuğu börek yapmamayı bilmemesinin imkanı yok. 4 yaşında başlar börek kursuna. Küçüklüğünden beri börek yapmak ister misin? Babanın işi diye. Bütün börekçilerde böyle bir olay var. Benim her karşılaştığım börekçiler böyle çok babadan oğula geçen meslek. Bak bu abi de öyle anlatıyor. Babam öğretti falan diyor. Böyle börekçi babalarda böyle bir takıntı var. Oğlum da börek yapacak. Börek yapacaksın lan. Börek yap! Börek yapmazsan
akşam eve gelme. Börek yap. Arkadaşlarınla buluşmaya mı gideceksin? Önce şu hemen kıymalı pastırmalıyı bitir. Ondan sonra arkadaşlarınla buluşmaya çıkabilirsin. Hıdıdıdıdı PlayStation 5 mi istiyorsun? Hemen şurada, hemen şu su böreğini hemen at fırına hemen. Hemen su böreğini yap, o zaman konuşuruz. God damn. Tamam baba, börek yapacağım. Su çok önemli. Dönme beni baba. Zor da oğlum, börek yapmak kolay da değil bu arada. Börek yap, pepper rice. Ortalama günlük 10 ton börek üretiyoruz. Şu an 140 yıl... Ne? ...oldu. 1000 çalışan var. Yabancılar geliyor, Arap kitlelerinde geldi. Amerika'dan gelen vardı ya. Kimi böyle börek yemek için uçağa biniyorlar, geliyorlar. Benim böreğimi yiyip geri gidiyorlar. Şehir dışlarından... Ne? Kimi böyle börek yem... Ne? İşte Elon Musk sabah çıkıyor. LAX'den uçakla 18 saat iniyor. Börek yiyor, sonra geri gidiyor Amerika'ya. Bülent Börek, pardon, Levent Börek, very nice. Donald Trump için falan. Uçağa biniyorlar, geliyorlar, benim böreğimi yiyip geri gidiyorlar. Şehir dışlarından gelenler oldu. Arkadaşlar yarın yayın yok, börek yiyip gideceğim, geleceğim. Yetişemeyebilirim. Tam Elon Musk'lık hareket bu arada o. Özel jetle börek yiyip. E abi, o zaman bu şey demek değil mi? Yurt dışına şube açın. İlk yurt dışı mağazası Kıbrıs. Çek çek çek. Yani ortak olabiliriz Levent abi, istiyorsan. Açıldı. Almanya, Belçika, Macaristan, Bulgaristan, Polonya sözleşmeler yapıldı, şantiye halinde. Daha açılmadı. Buradan gidecek. Yurt dışı görüşmelerimiz halen sürüyor. Benim şey burada başladı abi. Uf, Levent Börek de PUBG yayını. Neyse, hayal kurmayalım şimdi. Yapmayacağım artık, çok KK yayın K Levent Börek'le. Hayır tamam, pardon, özür dilerim. Burada kalabalıklar oldu. Babucuğum. Kimin önce geldiğini göremiyordum. Birbirlerine girecekler börek neredeyse. Börek'in sahibinin oğlu bizim dershanede börekle alakasız TED'e gidiyor ve sadece kız peşinde koşup duruyor. O zaman o babasını yüzüstü bırakmış. Börekçinin çocuğu börekçi oldu. Burada sıra fişini çıkarttı. İlk sosyal medyada yayınlandıktan sonra bir otobüs geliyor. Trafik polisine diyorlar ki ya burada Levent Börek varmış, biliyor musun diye. Trafik polisi de demiş ki ya benim de canım çekti, gelin ben sizi götüreyim. Trafik polisiyle beraber gelmişler bizim oraya. Bir otobüs birden benim oraya saldırdı. Şaşırdım yani, nasıl yapacağım, nasıl vereceğim. O şekilde sıra numarası bu işin her şeyini çözmüş oldu ne? Yani. Gece 4'te açıyorduk ilk dükkanımızı. Hala devam ediyor. Oranın maneviyatı benim için büyük. Onlarca şubeye ulaşmama rağmen ben hala orada devam ediyorum. Kapatmak niyetim yok, ilk müşterim. Gece 4'te geldim, tablayı kurdum. Saat 4'ü 5 veya 10 geçiyordu. Kamyoncu bir abi karşıda durdu. Evladım param tüm dedi, bozuğun var mı dedi. Var abi, olmaz mı dedim, hoş geldiniz dedim. Hemen bir taberem vardı benim, orada oturtturdum. Hemen böreğini ikram ettim. Ondan sonra böreğini falan yedi. Kalktı, parayı uzattı. Abi dedim, bozuğum yok dedim. Bu benim sana ikramım olsun dedim. Ya benim babam der ki işte kimsenin nefsini bırakma diye. Yeter ki diyorum benim malım düzgün çıksın, ben yapayım. Beğenmeyecek adam yok diyordum yani. Ben bu kalitelerde yapayım. Ben bu sistemimi bozmayayım. Hiç korkum yoktu yani. Eskiden böreği kendim yapardım, kendim dağıtırdım, kendim... Artık kendim yapmıyorum. Tezgahı çıkardım. Günde 4 saat, 3 saat uyku uyuduğumu bilirim. Şimdi ben rahatım. Kendim pişiriyorum. Biri Golof'un, teşekkür ederim bu arada. Buradan geliyordum. Ben o videoyu izlemiş olabilirim. Yeni atmadıysan, çok yani düğüm falan atmadıysan. Ya böyle, geçenlerde izledim öyle videoyu. Yılmadım. Evet. İşin sırrı, dürüstçe... Wolf of the Wall Street... Börek Edition gibi videoydu. Güzel bir videoydu. İlginç bir videoydu gerçekten. Kral